Merhaba Aslan Hanım. Merhabalar. Mandala nedir? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Mandalalar Hint kökenli dinlerden gelen metafizikle de alakalı meditasyon araçlarıdır. Sanskritçedeki direkt karşılığı çember, daire anlamına gelir. Dolayısıyla Hint kökenli dinlerde aslında mandalaların hayat çemberi olduğuna inanılır. Peki mandala nasıl boyanır? Tekniklerinin aşaması, yaşlara göre çeşitliliği var mıdır? Elbette. Buradan örnek göstermeye çalışacağım. Mandalalar merkezi noktası alınarak merkezi noktadan başlanır ve dışarıya doğru satırların devamlılığıyla ve o satırların içerisindeki sembollerin devamlılığıyla ilerler. Yaşlara göre çeşitliliği şöyle. Aslında bu soruyu biraz açmak isterim ben. Mandala üretebilmek için kişilerin herhangi bir yeteneğe ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla 4,5 yaş üzeri bütün insanlığımız hatta ve hatta Alzheimer hastalığına kadar yolu vardır. Giriş seviyesi Alzheimer hastalığına kadar herkes mandala üretebilir. Sınıflandırmak gerekirse benim şahsi fikrim, ben öğrencilerimi o şekilde ağırlıyorum. 4,5 yaş ile 9 yaş arası, 9 ile 12 yaş arası, 12'den sonraki grubu da zaten direkt yetişkine katabiliyorum. Bunu yapmamdaki amaç şu. Takdir edersiniz ki ufak çocuklardaki dikkat süresi maksimum aslında 45 dakikadır. Ve mandala aslında ciddi bir felsefeye dayanır. Ve 4,5 yaş grubu bir çocuğa siz bu felsefeyi aktaramazsınız. Çok hayatın içinden anlatsanız da. Dolayısıyla onlarla daha farklı bir stilde çalışıyorum. Peki yararları nelerdir? Mandala bütün insanlık için yine özetlemek isterim. Mandala kişide farkındalığın artmasını, kendisiyle baş başa kalmasını, konsantrasyonunu arttırma yönünde özellikle, sebatkarlık, sabır yolunda ciddi anlamda kapıları açar. Çok iyi bir yolculuktur. Kişinin kendisini anlaması ve özgüvenini bulması için her bireye tavsiye ederim. Dijital çağdaki çocuklarla mandala etkileşimini nasıl sağlıyorsunuz? Evet, aslında bu çok güzel bir soru. Günümüzün çocukları direkt teknolojiye doğdukları için teşekkür ederim bu soruyu yöneltmeniz için mutluyum. Çocuklarda mandala özellikle üreten çocuklarda konsantrasyonun arttığını, odak noktalarının arttığını konsantrasyonla bağlandıklarını görebilirsiniz. Bu anlamda da çocuk teknolojiyi çok daha faydalı kullanmaya adaptasyon sağlıyor. Peki son günlerde sıkça adını duyduğumuz mandala için trend deniyor. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Açıkçası bu soru beni biraz üzen bir soru. Yani genel olarak bu soru geliyor. Trend olan mandala hakkında sizden fikir almak istiyoruz diyen kişilere direkt cevabım şudur. Trend eşittir moda demektir. Moda eşittir geçici demektir. Mandala ise bir şifalanma tekniğidir. İnsanlığın kültüründe mandalayı nerede bulabiliriz? Aslında bundan 40 bin yıllar öncesinde de mağara duvarlarında daha mandalanın meyvesi yokken ya da Osmanlı sanatı daha henüz bilinmezken insanlık mağara duvarlarına yuvarlak hareler çizmiş. Bunun nedeni de yuvarlağın insanlara huzur vermesi olarak bilinmiş. Demek istiyorum ki aslında birçok dinde ve kültürde mandalalar var. Örnek veriyorum, bizim kültürümüzde Sultanahmet Camii'ne gitsek, içten kapıyı kaldırıp kubbeye baksak aslında orada da mandalalar var. Fakat bizdeki adı tesip, kalemişi gibi farklı, çini gibi farklılaştırılmış durumda. Birçok kültürde kendine ait bu şekilde motifler görmeniz mümkün. Dolayısıyla dünya da bildiğimiz üzere yuvarlak. Her şeyin başlangıcı aslında yuvarlak. Dijital çağda yaşayan çocuklarıyla anne ve çocuğun etkileşimini mandala ile nasıl kuruyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Örnek veriyorum, bir anne ve çocuk parka gittiğinde parkta çocuğu oynadıkça, mutlu oldukça onun mutluluğundan beslenir. Demek istiyorum ki anne ve çocuk aynı ortak enerjide buluşamıyorlar tam olarak. Anne orada çocuğunu mutlu etmek için bulunurken, örnek veriyorum mandala çizen anne ve çocuk için duygumu söylemek istiyorum. O anda anne de anda kalıyor, çocuk da anda kalıyor. Ve ikisi hakikaten ortak enerjide buluşuyor oluyorlar. Aynı duygularla farklı çizimler üretiyorlar.
Bilgisayardan başını kaldırmayan çocuklar bu yönteme ne derece talep ediyor? Açıkçası bilgisayardan sürekli başını kaldıramayan çocuklar beni çok üzüyorlar. Teknolojiyi daima doğru kullanma yönünde hep bir eğilim olsun istiyorum. Sizlerin de çabası olduğu gibi. Bu anlamda benim de katma değerim şöyle düşünebilirsiniz. Çocuk zaten mandalaya başladığında mandalanın etkisine kapılıyor. Ve bulunduğu ortamdan uzaklaşmak istemiyor. Çünkü mandalanın içinde, yani kendi yaşamının içerisinde özgürce çizim yapma durumu var. Dolayısıyla çocuk anda kalıyor. Burada kendini kilitliyor bir şekilde. Ve uzun soluklu çalışmalar yapmaya başlıyor. Peki bu mandalayı öğrenmek isteyenler, merak edenler ne yapmalı? Özellikle internet ortamında da çok fazla bilgi ve kaynak bulabilirler. Bunların dışında ben haftanın belli günlerinde belli atölyelerde hizmet veriyorum. Hatta şu an sizi ağırladığım atölyemden çok kısaca bahsetmek isterim. Burası Happiness, Etiler'deyiz şu anda. Burası bir çocuk kulübü. Çok güzel bir ortam. Sosyal medya gücümüzle de bizi takip edebilirsiniz. Gerek beni Aslıhan Aksun adımla, gerekse Happiness TR'yi takip edebilirsiniz. Düzenli atölyelerimde bahsettiğim gibi Etiler var. Etiler dışında Bostancı ve Kadıköy'de de hizmet vermekteyim. Peki bu mandala pahalı bir terapi mi? Değil, tam tersine. Madem ki bu bir şifalanma tekniği ve madem ki doğu felsefesi, bunu batılaştırmadan yapmak taraftarıyım. Dolayısıyla çok uygun fiyatlara yapıyoruz. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.